Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları etkinlikli soru bankasında yeni nesil test 3'ün sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Biraz büyütüyorum. Aynı renkteki dikdörtgen prizma şeklindeki mavi ve yeşil kutular, renkli kutulardan aynı renkte olanlar birbirine eştir. Bu kutulardan mavi renkli kutulardan iki tanesi aralarında boşluk kalmayacak şekilde konulduğunda rafta boşluk kalmıyorken yeşil kutulardan üç tanesi ikinci rafa aralarında boşluk kalmayacak şekilde konulduğunda rafta 1 bölü 20 metre boşluk kalmaktadır. Üçüncü rafada bir mavi ve bir yeşil renkli kutu aralarında boşluk kalmayacak şekilde konulmuştur. Buna göre üçüncü raftaki boş kalan kısmın uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Gençler ilk başta bakın şurası da 7 bölü 20'dir. O halde raf uzunluğunu bulabilmek için raf uzunluğu diyorum. Yedi bölü yirmi ile yedi bölü yirmiyi topluyorum. On dört bölü yirmi metre rafın uzunluğu. Şimdi arkadaşlar ikinci rafa baktığım zaman bakın üç tane yeşilimiz var. 3 tane yeşil yan yana koyunca 1 bölü 20 metre kalıyor. O halde ben 14 bölü 20'den şu 1 bölü 20'yi çıkaracak olursam 13 bölü 20 olur. Bu 13 bölü 20. Gençler şu 3 tane yeşil prizmanın toplamıdır. 13 bölü 20. E ben bir tanesini bulmak istiyorum. 13 bölü 20'yi 3'e bölüyorum arkadaşlar. 3'e bölmek demek birinciyi aynen yazar. ikinci ters çevirerek çarparsam 3 diyorum. 13 çarpı 1 13 bölü 60 olur. Bakın şöyle bir tanesi. 13 bölü 60 metredir diyoruz. Şimdi 3. rafa bakıyorum arkadaşlar. Şu 13 bölü 60'dı. E, bunun bir tanesi 7 bölü 20 idi. O halde ben Toplam raf 14 bölü 20 biliyorum. 13 bölü 60 ile 7 bölü 20'yi topluyorum. Bunu 14 bölü 20'den çıkaracağım. Şöyle paydamızı eşitleyelim. 3 ile genişletelim. 13 bölü 60 artı 21 bölü 60. Evet 13, 21 daha. 34 bölü. Evet 21, 30, 1 34. 34 bölüm 60 oldu. E tamamı arkadaşlar neydi? Tamamı raf uzunluğu 14 bölü 20 idi. Buradan 34 bölü 60'ı çıkarıyoruz. Evet ne yapmam lazım? Paydayı 3 ile genişletiyorum. 3 kere 14 42 bölü 60 eksi 34 bölü 60 oldu. 42'den 34'ü çıkardım. 8 bölü 60'tır. Şıklara baktığım zaman 800 bile 60'ı göremiyorum. Şöyle gençler 4'ü sadeleştirelim. 2 bölü 15 olur. Arkadaşlar şu boşluk diyoruz. 2 bölü 15'i C şıkkında doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum. ikinci soruya geçiyorum. Evet işleminin sonucu K olduğuna göre işlemin sonucunun K cinsinden değeri aşağıdakilerden Hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar bakın şu işlemem X diyecek olursam. Bakın bu tarz soruları bu şekilde yapabilirsiniz. O halde X eşittir 23 bölü 11 artı 23 bölü 9 artı 20, 23 bölü pardon 19. E K'yı da arkasına yazıyorum arkadaşlar. K neydi? Hemen alt alta yazalım. K 4 bölü. Burada yazarken arkadaşlar e, aynı paydası olanları alt alta yazmaya dikkat edelim. O halde 11 paydası 1 bölü 11'deydi. Çünkü aynı anda beraber toplayacağız. 23 bölü 9'un altına 5 bölü 9'u yazdım. Evet, 23 bölü 19'un altına da 4 bölü 19 yazıyoruz. Arkadaşlar burada şunu yapıyorum. Her iki tarafı taraf tarafa çıkarma diyoruz. Her iki tarafı çıkaracağımı söylüyorum. Yani şöyle gösterelim. X'ten K'yı çıkaracağım. 23 bölü 11'den 1 bölü 11'i çıkaracağım. 23 bölü 9'dan 5 bölü 9 çıkaracağız. Ve burada da 23 bölü 19'dan 4 bölü 19'u çıkararak yazacağım. Şimdi X'ten K'yı çıkaracak olursam X eksi K Şimdi 23 bölü 11'den 1 bölü 11'i çıkarıyorum. 22 bölü 11 artı 23'ten 5'i çıkarıyorum. 18 bölü 9 artı 23'ten 4'ü çıkarıyorum. 19 bölü 19 oldu. O halde x eksi k eşittir. 22'yi 11'e böldüm. 2 artı 18 bölü 9'u halledersek arkadaşlar 18 9'a bölersin. 2 19'u 19'u bölersek de 1 olur. O halde x eksi k eşittir 5'tir diyorum. Benden arkadaşlar şu x dediğimiz işlemin sonucunu istedi. O halde ben şu k'yı karşı tarafa atalım. Bakın eksi k artı k olarak geçer. Burada x kalır. 5 artı k olur. İşlemimizin sonucu 5 artı k'yı 5 hakkında doğru cevap olarak görüyoruz. Evet devam ediyorum. İşlemin sonucu kaçtır dedi. Gençler burada kare ve üçgenin yerine yazalım. Bakın üçgen yerine 2018 yazıyorum. 2018 tam 1 bölü 9 arkadaşlar. Bakın bunu şöyle düşünelim. Pardon 1 bölü 5. Arkadaşlar 2018 tam 1 bölü 5'i şöyle toplama durumunda yazabiliriz. Yani 2018 artı 1 bölü 5 gibi yazabiliriz. Eksi. Arkadaşlar bakın bunu bir bütün olarak yazalım. 2019 bunu da artı 2 bölü 3 olarak yazmak istiyorum. Ve eksi eksi 7 bölü 15 yazalım. Şu eksiler artıya dönsün arkadaşlar baştan. O halde arkadaşlar şimdi şöyle parantezi kaldırarak yazalım. Bakın 2018 artı 1 bölü 5'i aynen yazdım. Eksi bu eksi içindeki işaretlerin sayıların işaretlerini değiştirir. Eksi 2019 Eksi 2 bölü 3. Bu da artıya dönmüştü. Artı 7 bölü 15 olur diyoruz. Arkadaşlar 2018'den 2019 çıkardım. Eksi 1 kaldı. Bunları da aynen yazalım. Eksi 2 bölü 3 artı 7 bölü 15. Şimdi gençler paydaları eşitlemek istiyorum. Bunun gizli paydası 1 var. 15 ile genişletiyorum. 3 ile 5 ile genişletelim. Eksi 15 bölü 15 Hatta şöyle ortak payda da yazabiliriz. Eksi 15. 3 ile genişletirsem artı 3 eksi 5 kere 2 10 artı 7 Evet. Artı 3 artı 7 10 yapar. Eksi 10'u götürdüm. Eksi 15 bölü 15 olur. Arkadaşlar eksi 15 bölü 15 de eksi 1 olur diyoruz. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Buna göre işlemin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Kare içine yazılan arkadaşlar sayıyı kendisiyle çarpar. Yani aslında karesini alır demektir. Karesi alınacak. Üçgen içerisinde yazan sayının küpünü alıyoruz yuvarlak içerisinde yazan sayıda sol dairenin içine yazan sayıyı sağ dairenin içindeki yazan ifadeye böler diyor. En sonunda da arkadaşlar burada da toplayacağımızı anlıyoruz. O halde başlayalım arkadaşlar. Kare içerisinde eksi 3 bölü 4 var. Bakın şuradan başlıyorum. Eksi 3 bölü 4'ün karesi. Artı en sonunda toplayacağıma göre 1 bölü 2'nin küpü. Evet yuvarlak içerisindeki ne yapıyordu gençler? Soldakini sağdakine bölüyordu. Şunu da şöyle artı diyelim. Parantez açalım. Eksi 3 bölü 5'i 1 tam 1 bölü 5'e böleceğiz arkadaşlar. Şunu birleşik kesir çevirecek olsam 6 bölü 5'tir. 6 bölü 5'e böleceğiz diye anlıyorum. Şimdi karesini alırsam eksi. Kare olduğu için arkadaşlar artıya döner. 3'ün karesi 9 bölü 16. Artı. 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. 1 bölü 8 artı. Burada bölme işlemini. Birinci kesir aynen yazıyorum. İkinci kez çarpmaya çevirdim ve 5 bölü 6 olarak yazdım. 5 gitsin arkadaşlar. 1 ve 1 kaldı. 3'e böldüm. Eksi 1. 3'e böldüm. 2. O halde temize geçelim. 9 bölü 16. 1 bölü 8 artı. Eksi 1 bölü 2 oldu. Buradan paydaları eşitleyelim. 2 ile ve 8 ile genişletelim. 9 bölü 16 artı 2 bölü 16 evet, artı ile eksiyi çarptım arkadaşlar. Şurası eksiye döndü. Eksi 8 bölü 16 evet, 9 2 daha 11 8 çıkardım. 3 bölü 16 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ahmet öğretmen tahtaya Alp ve Burak isimli iki öğrencisini kaldırmış ve şunları söylemiştir. Alp tahtaya yapıştırdım kartlarda yazılı olan sayılardan en büyüğünü ve en küçüğünü tespit et ve kartları eline al. Arkadaşlar önce Alp'e dediğini yapalım. Ne yapıyoruz? En büyük ve en küçük sayıyı tespit ediyoruz. Şimdi sayılarımızı incelediğim zaman bakın buradaki en büyük sayı Alp alacak. Alp'in alacağı en büyük sayı. 13 bölü 7'dir. Şimdi en küçük sayımız da arkadaşlar eksi 7 bölü 3 demek. Eksi 2 tamdan daha fazla olduğu için arkadaşlar daha solda olduğu için en küçük sayımız da eksi 7 bölü 3. O halde Alp en küçük olarak da bunu alacak. Şöyle yazalım istersen. Alp en büyük diyorum. 13 bölü 7. En küçük olarak da eksi 7 bölü 3 aldı. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyor? Burak kalkıyor. Burak da ne istiyor bakalım. Sen de kalan kartlar arasında kalan dediği için bunlar gitti. Yazan rasyonel sayıların en büyüğünü ve en küçüğünü tespit et ve kartları eline al. Şimdi arkadaşlar Burak'a baktığım zaman Burak en büyük Şimdi kalan kartlara bakıyoruz. Buradaki en büyük sayımız sıfıra en yakın olduğu için arkadaşlar eksi 2 bölü 9 diyor. En küçük sayı kalan 3 sayıdan da en küçüğümüz eksi 9 bölü 5 eksi 1 tam 4 bölü 5 olduğu için en küçük sayıda eksi 9 bölü 5 olur diyoruz. Peki arkadaşlar ne yapacak bunları? Her iki öğrencinin de doğru kartları aldığı bilindiğine göre Burak'ın elindeki en büyük rasyonel sayı ile Alp'in elindeki en küçük rasyonel sayının farkı. Fark demek çıkarmak demekti. Burak'ın arkadaşlar elindeki en büyük sayı eksi 2 bölü 9 eksi Alp'in elindeki en küçük sayı da eksi 7 bölü 3'tü. İkisinin farkını alacağız. Şimdi paydaları eşitliyorum. Eksi 2 bölü 9. Arkadaşlar eksi ile eksi yan yana geldi. Artıya döndürdüm. 3 kere 7 21 bölü 9. Eksi 2 artı 21 daha. Eksi 19 bölü 9 olur diyoruz. Eksi 19 bölü 9 arkadaşlar. Pardon artı arkadaşlar. 20 işareti artıydı. Artı 19 bölü 9 olur diyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Eksi 2 artı 21. 19 bölü 9 olur diyelim. Evet. Devam ediyorum. 6. soruya geçiyorum. Ceren öğretmen tahtaya aşağıdaki 5 farklı rasyonel sayı yazıp tahtaya çıkardığı her öğrencinden yazılı olan bu sayılardan en büyüğü ile en küçüğünü toplayıp kalan sayıları bir alt satıra yazmasını istiyor. Tahtaya önce Sinan sonra da Hasan çıkarak istenilen işlemleri doğru bir şekilde yapmıştır. Ona göre Sinan'ın bulduğu sonuç Hasan'ın bulduğu sonuçtan ne kadar fazladır? Gençler öncelikle Sinan diyelim. Ne yapacağız? En büyük ve en küçüğü alıp toplayacak. Arkadaşlar buradaki en büyük sayımız bakın 7 bölü 10'dur. Evet. Artı en küçük sayımız da gençler burada. eksi 7 bölü 8'dir. Şimdi eksi 1'e daha yakın arkadaşlar. O halde eksi 7 bölü 8 diyorum. Ve toplayacağız. Paydalarımızı eşitleyelim. 4 ve 5 ile genişletiyorum. 4 kere 7 28 bölü 40. Artı ile eksiği çarptım arkadaşlar. Eksiye döndü. 5 kere 7 35 bölü 40. 28'den 35'i çıkarıyorum eksi 7 bölü 40 olur diyorum. Sinan'ın bulduğu sonuç eksi 7 bölü 40. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi kime geçiyoruz? Hasan'a geçiyoruz. Hasan diyorum. Şimdi bu iki sayı gitti arkadaşlar. 7 bölü 10 ile eksi 7 bölü 8'i gönderdik. Şimdi geri kalan kartlardan en büyüğü arkadaşlar 1 bölü 4'tür. Eksi en küçüğü de eksi 5 bölü 8'dir. Evet, artı eksi 5 bölü 8 diyelim arkadaşlar. Evet. Eksi 5 bölü 8 dedim. Paydaları eşitlemek istiyorum. 2 ile genişlettim. 2 bölü 8 eksiye döndü arkadaşlar şu ikisi. 5 bölü 8. 2'den 5 çıkardım. Eksi 3 bölü 8 olur diyoruz. Evet arkadaşlar. Sinan'ın bulduğu sonuç eksi 7 bölü 40'tı. O halde eksi 7 bölü 40 eksi. Hasan'ın bulduğu sonuç eksi 3 bölü 8. Evet ne kadar fazla dediği için çıkaralım. Şöyle artıya döndürdüm. Bunun paydasında da 5 ile genişletiyorum. Eksi 7 bölü 40 artı 3 kere 5 15 bölü 40 olur. 15 eksi 7 daha 8 bölü 40 der arkadaşlar. Bunu da sadeleştirecek olursak 1 bölü 5'e eşittir diyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, i̇şlemin sonucunun çarpma işlemine göre tersi 5 ise en kaçtır diyor. Arkadaşlar çarpma işlemine göre tersi 5 ise bu işlemin sonucu aslında 1 bölü 5'tir diyoruz. Evet, çünkü 1 bölü 5'in çarpmaya göre tersi 5'tir. Şimdi arkadaşlar şöyle çıkarma işlemlerini yaptığımızı düşünelim. 5 kere 1, 5, 1 çıkardım 4 bölü 5. 6 ile 1'i çarpıyorum. 6, 1 çıkardım. 5 bölü 6. Arada çarpma işlemimiz var. 7 kere 1, 7. 1 çıkardım. 6 bölü 7. Evet, bu, bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. N ile 1'i çarpıyorum. N, 1 çıkardım. N eksi 1 bölü N oldu diyorum. Ve bu 1 bölü 5'e eşit olacak. Şimdi gençler şu sadeleştirme yönüne bir bakalım. Bakın 5'leri 6'ları gördüm. O halde sağa yatık olarak sadeleştiriyorum. Bakın arkadaşlar bu böyle devam ederse n eksi 1 de gidecek. Sonuçta ne kalıyor? Pay kısmında 4, payda kısmında n kalıyor. 4 bölü n eşittir 1 bölü 5 ise buradan işler dışarı çarpımı yaparsam n eşittir 4 çarpı 5'ten n'in değeri 20 olur diyorum. Ve c şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum Evet gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.